tane böyle küçük yuvarlak polimer kilim var. Şöyle, bunlar takı hamurları diye de geçiyor. Hobi kırtasiyelerinden bulabilirsiniz bunu. Bunlar fırınlanarak sertleşenlerden. Şimdi iki tane hemen hemen aynı büyüklükte yuvarladım bunları. Biraz elimde yoğurarak yumuşattım. Şimdi şekil vereceğiz bunlara. Bir tanesini daha dikdörtgen gibi yapacağım. Şimdi mor renk kullanıyorum. Siz farklı bir renk de tercih edebilirsiniz. Bunu biraz ince açacağım. Şu alt kısmını düzleştiriyorum. Burayı birazcık bastırıyorum. Pembe hamurdan da yelelerini yapacağım. Ondan da böyle bir solucan yapıyorum. Küçük küçük kesiyorum. Bazılarını üçgen, bazılarını daha yuvarlak kesiyorum. Hepsi aynı olmaması için. Biraz perçemli yaptım. Şöyle şuralara yuvarlaklar koydum. Üstüne de böyle bir sürü saç ekledim. Hep üçgen yaparak kopartıyorum. Yapıştırıyorum. Fırınlandığında bunlar buraya yapışacak zaten. Şimdi iki küçük beyaz toptan şöyle hafif yukarıya doğru yuvarlak kulaklar yaptım. İçlerine de minicik pembe yerleştireceğim. Alt kısımlarını kesiyorum yapıştırmak için. Evet, şimdi kullandığım renklerden böyle minicik toplar yaptım. En büyüğü biraz küçük, biraz gittikçe küçülen bir sürü top var. Şimdi bunları bastıracağım böyle. Elimle bastırayım. Bunları böyle üst üste yerleştireceğim. Yerden çıkartabilirsek eğer, yapışmış birazcık. Bunu böyle kat kat yaptık. Boynuz yapacağız. Şöyle birazcık açalım. Şimdi şöyle bir takı çubuğum var. Bunu buradan kesiyorum. Şöyle ince bir iğne metali haline getiriyorum bunu. Bunu bu boynuzun içine yerleştireceğim ki poniye taktığımızda durabilsin. Böyle sivri şeyleri yapıştırınca çok durmuyor çünkü. Evet. Şimdi de kolyemizin halkasına takacağımız yeri de belirleyip şöyle bunu da içine yerleştiriyorum. Evet, buraya da halkamızı ve ipimizi takabileceğiz. Evet, ponimiz de bitti. Şimdi bu poniyi de fırına koyacağım ve 15-20 dakika ısıtacağım ki sertleşsin ve rahatça kullanabilirim. Ponimiz de çıktı fırından. Bu beyazlar şeffaflaşıyor böyle arkadaşlar, saydam oluyor. İsterseniz daha sonra onu beyaza da boyayabilirsiniz. Böyle sert bir malzeme oldu. Şimdi bu demin taktığım halkaya büyük bir halka geçiriyorum. Şimdi bu halkaya da bir zincir geçireceğim. Biraz açalım. Evet. Pony kolyemiz de hazır. İsterseniz buraya ip de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu bir de Mira'nın boynunda görelim bakalım. Hı? Evet, kolyemiz Mira'nın boynunda. Değil mi Miracığım? Güzel, beğendin mi? Tam da bir şey yerken çektim galiba. Bugün sizlerle yine şu beyaz hamurum var ya benim, şöyle göstereyim. Hep kullandığım bu seramik hamurum. Bununla şimdi çok güzel bir dondurma tabak yapacağız. Evet, şimdi bunu çıkartalım bu paketin içinden. Şimdi bu hamurumuzu birazcık böyle elimizde yumuşatalım ama zaten yumuşacık.
Şöyle birazcık da su kullanacağım. Biraz daha iyi yumuşaması için. Şimdi bir top haline getireceğim bunu elimde. Evet, şimdi minik oklavamla açıyorum bakın. Bunun kalınlığı kadar olsa yeter. Birazcık bu alt kısmını kalın yapacağım. Çünkü dondurmanın bu top kısımlarını buraya yapacağım. Altı da külahı olacak. Şimdi şu kırık yerleri suyla düzeltelim. Şu kenarlar gidecek zaten. Şimdi buna isterseniz kağıttan bir kalıp hazırlayabilirsiniz. Ya da direkt dondurmayı bunun üzerine çizebiliriz. Evet, şimdi dondurmamın toplarını çizeyim. Bu da külahımız olacak. Şimdi kenarlarını keseceğim. Evet, dondurma şeklinde kilimiz hazır. Şimdi bunun kenarlarını yukarıya doğru çekiyorum. Tabak yapınca kenarlarından içine koyacağımız şey düşmesin diye şöyle minik minik yukarı kaldırıyorum. Evet, şimdi bunu kurumasını bekleyeceğim, sertleşmesini bekleyeceğim bunun. Sonra akrilik boyalarımla rengarenk boyayacağım. Bu kullandığım arkadaşlar böyle hani 3D krem efekti veren, hatırlarsınız belki eski videolarda Mira'nın sanat köşesindeki masasını boyamıştık, böyle kabartma boyalar. Bu dondurmaları da bununla boyamak istedim. Böyle birazcık kabarık kabarık kalsın. Şöyle ilk önce en açık renk pembe olanı boyayayım dedim. Dondurma efekti vermek belki daha kolay olur. Şöyle şurayı da yuvarlak bırakacağım. Krema gibi değil mi? Sanki daha güzel oldu. Dondurma efekti verdi şöyle biraz da. Kabarık kabarık yapalım. Şimdi fırçamı temizleyeyim. Hemen yine diğer açık renk sarıyı kullanalım. Bu da kabarık duran, krem efekti olan. Bunları hobi marketlerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu yuvarlağı da böyle bırakayım. Sarımız da oldu. Şimdi lila yapacağım. Fırçamı güzelce temizliyorum. Ama lila rengim normal maalesef. O rengin bende efektli olanı yoktu ama bunu da böyle birazcık fazla fazla bırakacağım. Kabarık kabarık. Evet, sanki en altına şöyle mor dondurmadan koymuş gibi olsun. Çok kolay oldu değil mi arkadaşlar? Tabağı boyaması da gayet pratik oldu. Şimdi ben bu külahın zeminini parlak boyamak istiyorum. Şöyle üstüne de sonra koyu kahverengiyle sanki külahın kare kare böyle desenleri olur ya, onlarmış gibi çizgiler çekeceğim. Külahların şuralarında böyle çikolata ve üstünde renkli renkli şeker boncuklar oluyor biliyorsunuzdur. Onlardan yapayım diyorum, renkli boyalardan da. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Evet, kurudu. Şimdi şu ince kahverengi karelerimi yapacağım. Tam kurumadan, hafif ıslakken şöyle boncuklarımdan seçeceğim şimdi, renkli boncuklardan. Şu kahverengi çikolatanın üstüne atacağım. Boya kurumadan bunları boyanın üstüne koyuyorum ki kuruduğunda çıkmasın, yapışsın iyice. Evet. Ay, boncuklarla süper oldu. Şimdi bunu kurumaya bırakıyorum. Bu güzelce kuruduktan sonra içine isterseniz yüzüklerinizi, isterseniz arkadaşınız geldiğinde bir kuru yemiş falan filan gibi bir şeyler servis edebilirsiniz bu tabakla. Hadi bakalım kurutalım.